Agalar, herkese selam. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size elmasla alakalı bir taktik göstereceğim. Summerfest'a yaklaşıyor zaten. Elmasla alakalı bir taktik güzel olur diye düşündüm. Şimdi ben şu anda Soil farmındayım. Burada bu farmda toplamda 2500 tane, yani yaklaşık olarak 2500 tane fence ağacı var. Bunların hepsi şu, hani rootlar oluyor ya burada. Bunların hepsi şu anda 3 level. Ne demek bu? Ben burada şu ana kadar 3 kere ağaç büyütmüşüm demek. Hatta bu da 4. Yani hatta bunları da sayalım, aynen 4 kere. Toplamda 4 kere. Ama burada hani normalde soil farmda biliyorsunuz, İşte sürekli burada büyütmeniz lazım. Blokları kırıyorsunuz. Ondan sonra tekrar aynı yere seed ekiyorsunuz. Root levelini arttırmak için. Benim anlatacağım taktikte hiçbir şey, yani kırma anlamında hiçbir şey yok. Hiçbir şey kırmayacağız. Sadece seed ekip ağaç kıracağız. Hani kırmak yok dediğim, blok kırmayacağız. Yani zor olan şey o zaten. Hani seed ekip ağaç kırmak çok da büyük bir sıkıntı değil. Şimdi burada bakın, bir tanesi burada son level olmuş. Bu arada önceden 5 kere yapmamız gerekiyordu. Yani 5 kere seedini ekip ağacı büyütmemiz lazımdı. Ondan sonra elmas toplayabiliyorduk, root'u toplayabiliyorduk. Ama bunu 4'e düşürmüşler. Ben de yeni öğreniyorum bu arada. Az önce öğrendim. Gerçekten bayağı güzel olmuş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Benim birazdan anlatacağım şeyi siz toplamda 4 kere yapacaksınız. Yani döngü halinde 4 döngü yapacaksınız. Benim zaten bu farm, yani bu root'lar 3 level'de. Bir kere tek seed ektim üstüne. Ondan sonra şu anki haliyle bittiler. Ben normalde bir kere daha yapacaktım. Ama şu anda bir kere daha yapmama gerek kalmadı. Yani bunu yeni öğrendim zaten. Şimdi bakın, level 3 diyor. Yani işte 3 kere ağaç büyümüş demek yani burada. Bu bloğun üstünde. Şimdi ben bu ağacı kırdığım zaman bakın, bunlar son level oluyor. Ve artık bana elmas verebilecek hale geliyor. Şimdi bakın, bu 2500 tane seed için 108 VL harcamışım. 23 tanesi 1 VL'den falan almış olmam lazım. Aynen, yani 23'ten alırsak 108 VL falan ediyor zaten. Siz de 23'ten alabilirsiniz ya da o anki fiyata göre. Yani fiyatlar değişebilir. Şu anki fiyat 22-23 tanesi 1 VL. İşte 2500 tanesinde 108 VL'yi almış oldum. Yani ben şu ana kadar 108 VL harcadım. Farmın fiyatını saymayın. Yani farm normalde boş farm bu arada. Ve 1, yani 0 level, hatta 1 level bile değil. Boş bir farm, 30-35 VL olması lazım ama farmı her zaman kullanabildiğimiz için veya geri satabildiğimiz için şu anki profitin, harcadığımız VL'nin üstüne eklemiyoruz. Yani sadece buradaki 108 VL'yi harcamış oldum ben. O da zaten bu aldığım seedler için. Bu arada bu seedler fazla. Bunları ayırayım, karışmasın. Aynı şekilde bu da fazla. Şimdi 108 VL harcadık dedik. Bunları bir kıralım. Ağaçların hepsini bir kıralım. Ondan sonra zaten detaylı bir şekilde her şeyi anlatacağım. DCS kullanırsanız daha güzel olur. Ben de kullanayım. Nerede benim traktör? Burada. Tamam. Durun, MacPlant ayarlamayı unuttuk. Bunlarla uğraşılmaz şimdi. MacPlant falan ayarlayayım. Hatta ben direkt tüm ağaçları kırayım. Ondan sonra en son sonuçta zaten tekrardan devam ederiz. Agalar, tüm ağaçları kırdım. 9650 tane blok, 190 tane de seed geldi. Şimdi size biraz taktikten bahsedeyim. Burada biz bu blokları kırdı sattığımız zaman, hatta seedleri de VL olarak düşünebiliriz. Şimdi 9650 tane blok dropped şekilde, yani world'e droplarsanız ki daha fazla blok olursa daha kolay bir şekilde satabilirsiniz. 120-130 arası, 130 çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Biz şimdi bir 130'dan hesaplayalım, seed'i de 23'ten bir hesaplayalım. Şurası total ne kadar ediyor, ona göre devam ederim anlatmaya zaten. Blokları 130 perden, seed'leri de 23 perden hesapladığımız zaman burası 82 VL ediyor. Şimdi biz ilk başta bakın, buraya da yazdım zaten, 108 VL harcamıştık ama bu 82 VL'ye düştü değil mi? Yani 26 VL zarardayız şu anda. Şöyle bir durum var. Biz bu işi 4 kere yaparsak, yani 4 kere 26 VL'lik zararı girdiğimiz zaman bu root'lar bize elmas vermeye hazır hale geliyor. Yani 104 VL zarara giriyoruz ama yanında da bize bu 2500 tane 4 level elmas vermeye hazır olan root'lar geliyor. Birazdan bu root'ları toplayacağız. Oradan gelen elması da zaten hesaplayacağız. Şimdi bunları bir ilk başta satayım. Size de satışını göstereyim. Yani satılabildiğini göstereyim. Hani bazıları işte gidiyor, bunu bu fiyattan satın diyor bunları. Ondan sonra
İşte fiyatı yanlış falan veriyorlar. Fake profit falan gösteriyorlar. Öyle yapmayacağım. Size satılabildiğini göstereceğim. Dediğim gibi dropless satacağım. Hepsini bir böyle droplayacağım. Ondan sonra işte daha fazla olursa bu arada siz daha kolay bir şekilde satabilirsiniz. 125, 120, 130 perden satabiliriz blokları. Seed'leri eğer bu işi yapmaya devam edeceksiniz. Ki zaten hani ben mesela şu anda son levele kadar getirdim. Eğer bir daha ekmek istemezsem seed'leri de satabilirim. Ama siz sıfırdan başlayacaksanız kesinlikle seed'leri satmayın. Blokları satacağım ben de şimdi zaten tekrardan devam ederim diye düşünüyorum. Aklımda başka fikirler de var. O yüzden seed'leri satmayacağım. 23 perden hesaplayacağım seed'leri. Onun dışında işte blokları da bir tane world'e droplayacağım, boş bir world'e. O şekilde drop'ut haliyle satacağım. Daha kolay satılıyor, daha çabuk alıcı bulunabiliyor. İşte dediğim gibi 120 ila 130 arasında bir fiyata satabiliriz. Şimdi ben gideyim şunları bir world'e droplayayım önce. Agalar bir tane alıcı buldum. 9620 tane blok var. Bakın 5000 tanesi burada, kalanlar da bu tarafta. 130 tanesi BBL'den satacağım. İlk başta 120'den denedim biraz. Yani pek satılmadı. Aslında birazcık da geç saat, o yüzden çok fazla kişi de yok. 5-10 kişi falan vardı zaten Binance World'ünde. Yani oradan gidilen Link World'ünde işte. 9620 tanesini, 130 tanesi BBL'den satacağım. 74 VL ediyor. Şimdi bu herif alıcıydı herhalde. 74 ediyor. Şey de diyelim de 75'imizi versin adam. Tamamdır. Okey. Blokları sattık. Seed'leri satmayacağız dedik. Şimdi farm'a geri dönebiliriz. Şimdi geldik World'e. Bakın. Bunların hepsi hazırdı zaten. Vuracaktık sadece. Şuradan şunu bir giyelim. Ondan sonra traktörü de girelim. Daha kolay oluyor böyle. İlk başta bizde kaç elmas varmış onu bir yazalım. Hani vururken toplarız falan yanlışlıkla. Hiç karışmasın. 650-443. Tamamdır. Şimdi bunlara vurmaya başlayabiliriz. Agalar bütün elmasları topladım. Toplamda böyle 350 bin, hatta 358 bin elmas geldi. Ben 250 bin falan geliyor sanıyordum. Yine burada da bir şeyleri karıştırmışım. 350 bin elmas geldi. Aşırı iyi. Bakın biz toplamda hani bir farm başına böyle yaklaşık 30 VL falan zarar ediyorduk. Bir ekiş başına, daha doğrusu bir döngü başına. Bu döngüyü 4 kere yapacağız toplamda. 120 VL gidecek. Ondan sonra işte biz yani şu anda şöyle diyebiliriz. 350 bin elması 120 VL'ye aldık. Yani gidip biz VL alsak bile yine karda oluyoruz. Ama şu anda yani tabii ki VL almayacağız. Summerfest'e göre düşünürsek elmasın fiyatı bence bu şekilde toplayıp yani pek alırsanız elmasınızı harcarsanız store'dan en kötü 800 tanesi 1 VL olarak hesaplayabilirsiniz. Hadi biz 1000 tanesi 1 VL diye hesaplayalım. Orada da 350 VL ediyor. 120 VL zarara girmiştik toplamda. 230 VL kar ediyor. Bunu 4 günde yapabiliyorsunuz. Neyse size tak diye anladım. Anlattım. Eğer anlamadığınız yerler varsa, işte kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Emeğe saygı, like atın çabuk. Ondan sonra işte kanala abone olursanız mükemmel olur. Daha fazla profit taktiği için kanalıma göz atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Agalar bu arada söylemeyi unuttum. Yani ben de unutmuştum. Bugün 2x elmas gelme ihtimali olduğu için
Yani normalde 250 bin falan geliyor ama işte 350 bin tane geldi. Sırf bu etkinlik yüzünden 100 bin fazladan gelmiş oldu. Yani normalde 250 bin diye hesaplarsak ki normalde 250 bin geliyor yani. 250 BL diye hesaplarsak 130 BL profit geliyor. Siz sonuçta bugün yapamayacağınız için o şekilde hesaplayalım. 130 BL profit geliyor. Neyi hesaplamıştık? Biz 4 kere yapıyorduk. Ne kadar geliyordu? Ha, biz kaç tane farm yaparsak falan o şekilde hesaplamıştık. Neyse oraları siz aynı hesapla hesaplarsınız artık. Bir farmdan 4 günde 130 BL kar geliyor. İşte kaç tane farm yaparsam kaç BL kar olur onu artık siz hesaplarsınız. Görüşürüz tekrardan.